Peki. Son sorum. Galiba 7 dakikan var. 7 dakikan mı var? 7 dakikan var. Süreyi iyi kullanalım. İrfan Fidan ve Anayasa Mahkemesi sürecini sormak istiyorum. Tabii. Yani hukuki midir bilmiyorum. Adil midir bilmiyorum. Vicdani midir, etik midir bilmiyorum. Yani bu kariyeri nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bunun acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3. kez adaylığı tartışmasıyla uzaktan yakından... %100 bence. %100 bence. Bence %100. Daha önce de burada katıldığımda söylemiştim zannediyorum. Üçüncü defa seçilme şansı yoktur. Siz çok net koyuyorsunuz. Çok her net. Anayasacı sizinle aynı fikirde değilse de yani ama sizin yorumunuzu o bir saat anlatmıştınız. Evet, yani bence bakın ciddi anayasacıların çoğunluğu da ciddi diyorum bakın. Tartışırım bir gün. Üçüncü defa olamayacağını biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığa üçüncü defa aday olması bu anayasa bir tek şartı şudur. Önce yaparsa. 2023'te o yüzden de zaten önce yaparsa onu da zaten aman muhalefet falan çok dikkatli olsun demiş idim. Ha ama yapar mı? Yapar tabii. Dikkat edin. Yani ben bunu dinlemeyeceğim diyen Alaaddin Çakıcı bunları söylediğinde görmezden gelen bir iktidarın, bir Adalet Bakanı'nın, bir savcının olduğu bir ülkede her şey yapılabilir Türkiye'de. O yüzden hukuk yok diyorum. Peki Sayın İrfan Fidan'ın, Sayın Fidan'ın kariyer çizgisini olağan mı buluyorsunuz? Hayır, yani hayatın hayır. Doğal akışına uygun? Hayır. Son derece doğal. Şu doğal. Bakın birinci günden de söyledik. Eğer bir ülkede anayasaya açın bakın. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan en üst dereceden en alta kadar bütün hakimler ve savcıların özlük işleri, ilerlemeleri, cezaları, geçici görevlendirmeleri hakkında karar veren HSK denilen kuruluşun 13 kişisinin 13'ünü de bir kişi atıyorsa, 13'ünü de bir tek kişi atıyorsa ve o kuruluşta Yargıtay'ı ve Danıştay'ı oluşturuyorsa, Danıştay'ın da dörtte birini gene o tek kişi atıyorsa ve Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesini de o tek kişi bir dudağıyla atayabiliyorsa bu ülkede İrfan Fidan da olur. Hemen oraya seçilip ikisinde yapılacak seçimi arkadaşlar bunu biraz erteleyin deyip daha fazla şey artmışken pandemi 17'sinde yaparız deyip daha yeni ve hiç göreve başlamamış kişiyi bu olsun bu olsun denilen seçilen. Şimdi burada ben Yargıtay'ın üyelerinin, oy veren üyelerinin neden verdikleri üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü durursam o insanlara şunu demiş olurum. Kahraman olunsa kardeşim, hukuk filan olmadığı bir ülkede siz kahraman olun. Benim kimseye kahraman olun deme hakkım yok. O yüzden diyorum ki 13 kişiyi bir kişi mi atıyor? Evet, açın bakın. 6'sını Cumhurbaşkanı olarak, 7'sini o partinin genel başkanı olarak. Peki şeyi atıyor mu? Ne derler? Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12'sini atıyor mu? Evet atıyor. İşte gördüğünüz gibi şimdi de atayacak. Peki üniversite rektörlerini, o HSK doğrudan doğruya Yargıtay üyelerinin tamamını atıyor mu? O 13 kişi atıyor. Danıştay'ın 4'te 3'ünü o HSK, o 13 kişi ve 4'te 1'inde Cumhurbaşkanı atıyor mu? Şimdi gelelim son şu reforma. Valla öyle bir anlattınız ki reform sorusunu sormaya mecalim kalmadı. Hayır, Süreyli Batım yani. Ama en son bir ama şey söyleyeceğim. Ama yani çok önemli kritik reformda bir şey bu yani. Ben bu reformun tamamen bir yani strateji. Boş yere strateji bir havanda su dövmek olduğuna düşünüyorum değil. Biliyorum. Çünkü size başa söyleyeyim. Bu ülkede namuslu, onurlu, haysiyetli insanlar var. Demin konuşanlar sizler gibi insanlar. Onlardan bir tanesi de barolar, bazı barolar. Bu barolar, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, reform mu yapacaksınız dediler. Tamam, bize cuma günü sordunuz, pazartesi gününe kadar istediniz.
reform yapacaksınız. Bırakın öyle efendim hakimler vallahi Anayasa Mahkemesi kararlarına uyarlar filan gibi anayasada yazan bir şey yazmak değil. Gelin HSK'yı ikiye ayırın hakimler ve savcılar ve üstünden siyasetin bu korkunç baskısını çekin. Reform budur dediler. Ne Cumhurbaşkanı, ne Adalet Bakanı, ne de onların arkasında olan, yanında olan, onların söylediğini söylemek zorunda olan medyadan bir çıt çıktı. Böyle bir şey yapamazlar. İşte reform budur. Bravo. Onurlu insanlara. Eğer hukukta bahsediyorsan ben bu şunun için söylüyorum. Bazı hukukçuları gördüm son dönemde televizyonda. Gerçekten üzüldüm. Bu ülkede gerçekten hukukçuyum demeye üzüldüm. Efendim şu maddenin şu fıkrasında bir virgül koyarlarsa çok güzel olacak. Veya şu maddeyi şöyle değiştirirsek. Ya tekrar söylüyorum. Bana bir tane ülke örneği versinler. HSK gibi bütün hakimler hakkında karar veren dünyanın en idealist insanısınız. Gittiniz. Pötürge'de savcılığa başladınız. O 13 kişinin iki dudağındasınız. Peki. İşte bunu ortadan kaldıracaksınız. 13 kişiyi de bir kişi seçiyor. Bu bitmeden reform falan olmaz. Bitmeden reform da olmaz. Ve uydurmadır reform da şeyi. Gerçeğe uygun değildir. Ve hukuk devleti olmadan Türkiye, tekrar diyorum, hukuk devleti olmadan da hiçbir şey olmaz. Onun için görüyoruz işte. Bu tek kişinin her şeyi bilmesi, her konuya karar vermesi, kimin terörist olduğuna karar verip vermemesi, Türkiye'de siyaseten bazı insanları ne güzel söylediler, efendim tamam değil mi diyerek ikna etmiş görünebilir. Ama Türk milleti önemli bir millet. O yüzden halen söylüyorum, ben buna inanmıyorum ve o kutuplaşmanın da gençleri bilen yetiştirmek istemiyorlar. Tabii bazı proje okulları onun için kuruldu. Onlar için kuruluyor. Ama çalışmıyor. Ama çalışmayacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyorum Süheyl Batum. Gerçekten çok değerli bilgilerdi. Bu kadar iyi anlatılamazdı. Bu kadar güçlü ifade edilemezdi. Hukuki olarak da bilginiz şüphesiz ki çok değerli. Çok çok iyi anladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını sayenizde izleyicilerimiz sizi özlemiş. Halk TV ekranları sizi özlemiş. Çok yoğun bir ilgi olduğunu da bu vesileyle söylemeliyim. Ben ekrandaki bazı hukukçuları referans verdiniz. Ben bir haberci olarak haber bilgisini hatırlatıp kanaati de izleyicilerimize bırakmak isterim. Unutmayın ki bu ülkede senelerce üniversite sınav soruları çalındı. Ya. Evet. Ya. O yüzden bu bilgi ya dahilinde belki de o hukukçuları izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Sayın ya Profesör Süheyl Batum benimle birlikteydi. 20. saatte çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ara veriyorum. 3. saate geliyoruz. Türkiye'nin 3. sıcak gündem maddesini konuşacağız. Aşı meselesini konuşacağız. Korona yönetimini konuşacağız. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şimdi attığı bir tweet serisi var. O tweet serisi üzerinden değerli konuklarım Cem Toker ve Selçuk Geçer masada, ekranımda da Profesör Kayıhan Pala, Türkiye'nin sıcak gündemini, gerçek sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Zaten bizi izliyorsunuz. Görüşmek üzere.